24'ten iyi günler diliyoruz sayın seyirciler. Kahve molasına hoş geldiniz. Ekonomi gündemini aktarmak üzere karşınızdayız. Ben Beyza Akan Haftanın son işlem günündeyiz. Dünyada ve Türkiye'de hangi gelişmeler öne çıkıyor aktaralım ve piyasalara yansımalarını da 24 ekonomi müdürü Sadi Özdemir ile konuşacağız. Değerli izleyiciler hemen büyüme rakamlarıyla başlayalım. tabii. bugünün en önemli verisi Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme performansı belli oldu. Salgının Mart ayındaki negatif etkilerine rağmen ekonomi beklentileri paralel yüzde 4.5 oranında büyüdü. İşte ayrıntılar. Türkiye ekonomisi yine pozitif ayrıştı. Ocak, Şubat ve Mart aylarında ekonomik verilerdeki olumlu seyir büyüme rakamlarına yansıdı. Covid-19 pandemisinin etkisiyle dünyanın önde gelen ekonomilerinin aksine Türkiye ilk çeyrekte güçlü büyüme performansıyla dikkat çekti. TÜİK'in verilerine göre Mart ayında salgının negatif etkilerine rağmen birinci çeyrekte ekonomi beklentilere paralel %4.5 oranında büyüdü. Ekonomi 2019 yılının ilk çeyreğinde ise %2.6 oranında daralmıştı. Bu dönemde gayri safi yurt içi hasıla tahmini cari fiyatlarla %16.2 oranında artış kaydetti. Böylece toplam milli gelir 1.07 trilyon lira olarak hesaplandı. Dolar bazında ise 176.1 milyar seviyesinde gerçekleşti. Gayrisafi yurt içi hasılayı oluşturan sektörler incelendiğinde sanayinin %6.2 oranında büyüdüğü görüldü. Mal ve teçhizat yatırımlarındaki büyümenin %8.2 olması da dikkat çekti. Bu dönemde hizmetler sektörü %3.4, tarımda %3 oranında büyüme kaydetti. İlk çeyrekte inşaat sektörü ise %1.5 oranında daraldı. Dış ticaretin büyümeye katkısına bakıldığında ise ilk çeyrekte mal ve hizmet ihracatında %1 oranında büyüme gerçekleşti. İthalatında ise %22.1'lik düşüş yaşandı. Bu düşüşte salgının etkisiyle Mart ayındaki sert gerilemenin etkisi büyük oldu. İlk çeyrekte devletin nihai tüketim harcamalarının %6.2 oranında arttığı görüldü. Hane halkı harcamalarındaki artış ise %5.1 oldu. İş gücü ödemelerinde de %14.6'lık artış yaşandı. Büyüme rakamlarını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, %4.5 olarak gerçekleşen bu büyüme performansının şaşırtıcı olmadığını belirtti. 2019'un ilk çeyrinden son çeyreğinden itibaren büyümenin öncü göstergelerinde yaşanan güçlü artışa dikkat çekti. Salgınla birlikte özellikle Nisan ayında iç ve dış talepte ciddi daralmalar yaşandığını belirten Varank, bu durumun sadece Türkiye'ye has olmadığını söyledi. Mayıs başından itibaren iç talebin tekrar toparlanmaya başladığını belirtti. Ekonomik güven endeksindeki artışa da işaret eden Bakan Varank, tüketicilerin, reel kesimin ve sektörlerin ekonomiye duyduğu güvenin yeniden yükseldiğini söyledi. Bu toparlanma eğilimini kalıcı ve istikrarlı bir hale getirmek istediklerinin de altını çizen Varank, salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir ifadesini kullandı. Bu gelişmeler ışığında piyasalarda haftanın son işlem gününde durum ne? Tabi ABD Çin geriliminin yansımaları da var. Hepsini birazdan 24 ekonomi müdürü Sade Özdemir ile konuşacağız. Özetle hemen rakamları aktaralım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 104.850 seviyesinden işlem görüyor. Kurlara bakıyoruz. Dolar 6.82'den işlem görüyor. Avronun 7.59'dan işlem gördüğünü aktaralım sayın seyirciler. Ve altın cephesine bakacak olursak altındaki hareketi de konuşacağız. Gram altın 378 liradan satılıyor. Çeyrek altının 619 liradan alıcı bulduğunu söyleyelim. Ve petrolde durum ne? Brent'in varili 35.03 dolar seviyesinde. Ve faizlere bakıyoruz. Tahvil %9.07, repo %13.71. Rakamlarda durum böyle. Söylediğim gibi birazdan ayrıntılarını konuşacağız. Dış ticaret rakamlarıyla devam edelim şimdi. Türkiye'nin dış ticaret açığı Nisan ayında küresel salgın COVID-19'un etkisiyle 4,5 milyar dolar oldu. Bu dönemde salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle hem ithalat hem de ihracatta gerileme yaşandı. Covid-19 salgınının etkisi Nisan ayı dış ticaret rakamlarında da kendini gösterdi. TÜİK ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan verilere göre yılın 4. ayında dış ticaret açığı 4.5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Nisan'da ihracatın ithalatı karşılama oranı da %66.3 oldu. Bu oran geçen yılın aynı döneminde ise %84.9 seviyesindeydi. Bu dönemde salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle hem ithalat hem de ihracatta gerileme yaşandı. İhracat geçen yıla göre %41.4 oranında daraldı. Böylece 8.9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. İthalatta ise %25'lik azalış görüldü. 13.5 milyar dolar oldu. Ocak-Nisan dönemine bakıldığında ihracat geçen seneye oranla %13.7 azaldı, 51.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 4 aylık dönemde ithalatsa %1 artışla 69.2 milyar dolar oldu. Küresel ekonomideki normalleşme adımlarıyla birlikte Haziran ayından itibaren Türkiye'nin ihracatının yeniden çift taneli artışa geçmesi ve dış ticaret açığının da küçülmeye başlaması bekleniyor. Merkez Bankası finansal istikrar raporunu açıkladı. Raporda salgın sonrasında alınan tedbirlerin ekonomide toparlanmaya destek olacağı belirtildi. Covid-19'un küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattığına da raporda dikkat çekildi. Merkez Bankası finansal istikrar raporunu açıkladı. Raporda Covid-19'un etkilerine dikkat çekildi. Salgının küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattığı belirtildi. Bu nedenle de küresel risk iştahının gerilediği, uluslararası piyasalarda oynaklığın arttığı açıklandı. Pandeminin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine de işaret edilen raporda salgın sonrasında alınan tedbirlerin ekonomide toparlanmaya destek olacağı vurgulandı. Raporda Merkez tarafından atılan kapsamlı likitide adımlarına ve faiz indirimlerine de dikkat çekildi. Bu hamlelerin salgının finansal koşullara olumsuz etkilerini sınırlandırdığı, borçlanma maliyetlerini ise azalttığı belirtildi. Sunulan teşvikler ve alınan politika önlemlerinin önümüzdeki dönemde kredi büyümesini desteklemeye devam edeceği de raporda altı çizilen konular arasında yer aldı. ve e, kahve molasının başında da söylediğim gibi 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir stüdyomuzda. 2 ay aradan sonra tekrar aynı stüdyoda evet. e, sunum yapmak kısmet oldu. E, çok şükür şu ana kadar evet, evet. E, sağlıklı bir şekilde e, geçirdik bu süreci. Sadi Bey evet. nasılsınız Görüşmeyeli. İyiyiz, çok şükür. Genel <laughs> olarak Allah iyilik versin diyelim Türkiye hepimize. iyi atlattı. İnşallah, bizlerden. evet, iyi gidiyoruz. İnşallah öyle devam edecek. Temenimiz o. Şimdi bugünün, bu haftanın zaten en önemli verisiydi. Bugün rakamlar açıklandı. Büyüme verilerini konuşmak lazım öncelikle. Hem verileri, veriler üzerine ne yorum yapacaksın Hem de tabii yansımalarına geçeceğiz sonra. Şöyle, öncelikle rakamlar, oranlardan bahsediyoruz ama rakam, hangi rakamın oranı? Onu bir açıklamak lazım. Zaman zaman söylemek lazım. Şimdi 2019'un birinci çeyreğinde. Türkiye'nin e, gayri safi yurt içi hasılası 171 milyar 723 milyon dolardı. Yani hı hı. bir çeyrekte bu ülkenin ürettiği, sattığı, yaptığı ciro ya da e, toplam gelirleri şeklinde de tarif edebiliriz. O kadarlık bir ekonomi. Peki şimdi 2020'nin ilk çeyreğinde 176 milyar 146 milyon dolar. Dolayısıyla bu aradaki yaklaşık 5 milyar dolar %4,5'luk bir büyüme. Hı hı. Bu arada e, seyircilerimizi dikkatten kaçırmasınlar e, nedir geçen seneki yani 2019'un birinci çeyreğindeki kurla hı şu hı. andaki kur seviyesi arasında da ciddi fark var Dolayısıyla bu başarı Aslında kurlardaki Özellikle de e, pandemi süreci Mart ayı e, etkin olduğu dönemde kurlardaki hareketi de onu da bir anlamda aşarak Türkiye net bir büyüme Birinci çeyrekte sağlamış oldu. Hı hı. E, söylüyoruz Mart ayı e, olmasaydı, bu şekilde olmasaydı, küresel salgın olmasaydı bu büyüme kesinlikle yüzde 6-7 arası belki de e, yüzde 7'nin de üzerinde olabilirdi. Ama Mart ayında malum bütün ekonomilerde olduğu gibi bizde de e, ciddi bir durma, kapanma, dış ticarette, iç Haliyle. tüketimde her şeyde onun o ilk çeyrek dediğimiz Ocak-Şubat-Mart üzerinde çünkü üçte biri Mart ayı oluyor sonuçta. O sürenin üçte biri. Hı hı. Orada olumsuz etkisi oldu. Bunun tabii ki e, olumsuz etkisi üzücü ama e, şu anda baktığımızda e, bizim açımızdan moral veren tarafı şu. Demek ki pandemi etkisi geçtikçe, azaldıkça, geçtikçe, normalleşme oldukça biz tekrar 2019'un son çeyreğindeki yüzde altılık yakaladığımız büyüme rakamına doğru gidebiliriz. Hı. Ama... Mayıs, e, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Nisan ayında da bir, aynen Mart ayının ilk çeyreğe etkisi gibi Nisan ayında ikinci çeyreğe çok negatif etkisi olabilir. Mayısın da kısmen negatif etkisi olabilir. Onu da dikkate alarak önümüzdeki ayları bekleyeceğiz. Ama şunu görüyoruz: üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek net büyüme olabilir. Yine beklemediğimiz bir dalga. Pandemide yeni bir negatif an, dalga olmazsa tabii. ve e, birilerinin tahmin ettiği gibi biz 2020'yi küçülerek değil yine bir miktarda olsa büyüyerek tamamlarız. Bu da küresel anlamda hem rakibimiz olan gelişen ülkelerle kıyasladığımızda hem de çok gelişmiş ekonomilerle kıyasladığımızda bizim bu yılı yine büyüyerek küçülmeden başarıyla tamamlayabileceğimiz anlamına gelir. Rakamlar bence olumlu. Bir detayda sanayi var orada. Hı hı. Biz sık sık sanayimizin üretim gücünü vurguluyoruz. Birileri bu ülkede ne üretiliyor diye sorsa da biz ne üretilmiyor diye soruyoruz. Sanayinin birinci çeyrekteki büyümesi yüzde altının üzerinde. Artı daha detaya baktığımızda da yatırım malı dediğimiz makine ve teçhizat tarafında da ciddi bir artış görülmüş. Demek ki biz aslında... O büyüme trendiyle yatırım tarafını da harekete geçirmişiz. İnşallah o da e, tekrar bu aradaki 2-3 aylık dönemin sonunda tekrar aynı pozitif e, artış yönünde devreye girerse e, düşündüğümüz senaryo pozitif anlamda gerçekleşecek. Temenni ediyoruz. Nisan ayı dış ticaret verileri de e, önemliydi. Bu evet. bize neyi anlatıyor? Çünkü e, salgının tam bu hikayenin etkilerini, evet, devamı ve bağlantılı dışı hali. Neden? Çünkü ithalatta çok ciddi bir e, düşüş vardı ama ihracatta daha büyük bir düşüş vardı. Neden? İhracat karşı tarafa bağlıdır. İthalat size bağlıdır. Hı hı. Siz ithalatta ihtiyaçlarınız olduğu için almaya devam edersiniz. %25 civarı düşmüş. Ama ihracat %45 civarı düşmüş. Karşı taraf ama kapattığı anda da yapabileceğiniz bir şey yok. Yine Nisan için konuşuyoruz. Hı hı. Az önceki söylediğimiz Mart için söylediğimiz şeyin Nisan'da da devam edebileceğini anlatmıştık. Dolayısıyla dış ticarete baktığımızda Nisan'da evet olumsuzluk devam etmiş. Dış ticarette açılmalar olduğunda şöyle bir avantajımız olacak. Biz ihracatımızı aynen düşüşte daha hızlı düştü. Artışta da daha hızlı artıracağız. Çünkü ithalat tarafında e, o e, %25'lik düşüş kolay kolay ithalatta tekrar yükseliş görmeyeceğiz. Bir de e, strateji değiştirildi. İçeride ara mamul üretimi, yerli üretim e, konusunda daha farklı bir teşvik politikasına geçiyoruz. Bu da çok önemli. Orada da bu e, dönüşümü başarırsak zaten e, ithalat değil... Cari açık değil. Sonuçta bizim dış ticaretimiz büyüdüğünde ihracatımız da büyür. Hı hı hı. Ve kalan 3 dakikamızda e, gündemin piyasaları, yansımalarını konuşalım ama şöyle toparlayarak sorayım. Amerika, Çin e, gerilimi, malum Washington, Pekin arasında evet. o sözlü savaş böyle nabıza yükselmeye başladı. Aynen öyle. Ee, olası yeni bir ticari savaşın etkileri ne olur? Tabii onu da bu piyasa değerlendirmenize katarsanız sevinirim. Bu arada e, IMF başkanında 60'a yakın ülkesi halkına mücadele kapsamında yardım edildi ama bu arada dedi ki yeni e, talepleri almaya da devam edeceğiz dedi. Bunun yansıması oldu mu? Birlikte değerlendirirseniz. Evet, sevinirim. IMF'den başlayan IMF çok e, acil yardım modunda bir e, süreç devam ettiriyor. Hı hı. Mısır başta olmak üzere bazı ülkelerle. Gerekli ve işe yarar inşallah. Ee, o ülkelerde de çok büyük sıkıntı olmasın. Ama Türkiye'nin tartışmalar olduğu için söylüyorum. IMF'ye muhtaç bir durumu uzun süredir yok. Hı hı. Bundan sonra da olmayacak. Ee, ama sorunuzun ilk kısmına e, dönersek piyasalar gerçekten e, ticaret savaşları gündeminden virüs ve pandemi nedeniyle biraz uzaklaşmıştı. Normalleşme olunca tekrar oraya dönüyoruz. Hatta şunu söyleyebiliriz. Altında bir geri çekilme belirgin şekilde devam ederken ticaret savaşları evet. tekrar hortladığı için bir anda ki bunu da sonuçta takipçisi Sayın Trump hı. biraz da virüs meselesini de ekleyerek daha şiddetli bir ticaret savaşı gündemi oluşturacak gibi görünüyor. O yüzden altın bile tutundu ve hafif yukarı doğru hareket etti. Ons değerini söylüyorum. Dolar ons değerini söylüyorum. Tabii o içeriye de gitti. Dolayısıyla ticaret savaşları gündemi ee, virüsle birlikte birleşmiş şekilde e, maalesef Çin ve Amerika arasında devam edecek. Bu da piyasaları aynen salgından önceki Önce gibi oldum. tedirgin etmeye devam edecek. Tabii ki salgın birçok şeyi değiştirmiş olabilir. Ee, belki Türkiye gibi ülkelerle Amerika'nın biraz e, askeri stratejik müttefik olduğu ama ekonomik stratejik ilişkisini zor kurduğu ülkelerle evet. daha yakın ilişki kurmasını sağlar. Avrupa'nın konumunu değiştirir. Ve biz de e, öncesi gibi değil biraz daha pozitif bu dönemi e, göreceğiz. Kendi açımızdan. Peki. Çok teşekkür ediyoruz ve yorumladığınız için. Bitiriyoruz efendim kahve molasını. Haftaya aynı saatte ekonomi gündemiyle karşınızda olmak dileğiyle. Şimdiden sağlıklı hafta sonları.